Arkadaşlar merhaba. Bir Ramazan gecesi akşamından Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün tabii 23 Mart Said Nursi Hazretlerinin de ölüm yıl dönümü. Onu da rahmetle anıyoruz diyerek dersimize başlayalım arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi şu yukarıda ADVNS AHK yani ahkam defteri, AHK dediğine göre ahkam defteri, CZ dediğine göre Cezayir, RK dediğine Cezayir, Rakka ahkam defterinin 24 numaralı defterinin birincisini okumaya, 25. cipeyini okumaya başlayacağız. Tabii kanalımıza lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunu da söyleyerek dersimize başlayalım. Rakka valisine ve Biret el Fırat, tabi Biret el Fırat diyemeyeceğimiz için Biretül Fırat ve boşluk kadılarına bakar mısınız ne kadar ince ve zarif yapmış hüküm ki anlamında. Hindi Hacı Mehmet Nami Kimesne gelip Hindi Hacı Mehmet Nami Kimesine gelip arkadaşlar ben Hindi ya da Hindu tekkesi vardır. Türkiye Osmanlı Devleti'nin birçok yerinde de bu Hindu tekkesini gördüm. Yani duydum ama bir türlü özellikle de Ruha'da, Rakka'da da Hindiye tekkesi var. Ama ben bunlarla ilgili çalışma yapmayı düşünüyorum ama bir türlü bunlarla ilgili çok fazla bir bilgiye rastlamadım. Bakalım bu ne diyor? Hindi Hacı Mehmet Nami Kimesine gelip iklimi Hint'te yani Hindistan'da vaki kesiri bendeganem iken çok yani kölem varken diyor herhalde çok çalışanım varken bundan aktem gelip Biretül Fırat kazasında Biretül Fırat kazasında arkadaşlar yerleşmek anlamında tavattun bu. Tavattun iden Osman Zade. Tabii ben Osman okudum ama arkadaşlar ilk defa açıp okuduğum için daha önce bir ön hazırlık yapmadığım için ola ki hatalı okuyabilirim, görmeyebilirim ilk etapta. Lütfen siz buna dakika ve saniye belirterek yazarsanız severim. Mesela ben buna Osman dedim ama şimdi baktığımda Osman değil de Ammizadesi yani. Yani amca oğluymuş. Ammizadesi Keşmiri. Biliyorsunuz Hindistan'da da Keşmir denilen bir yer var. Keşmiri Abdülvehhab. Abdülvehhab. Nam-ı kimesine. 1150 boşluk senesinde Kazai Mezbur'da yani Biretül Fırat'ta vefat edip veraseti İrsi Şer'le yine Kazai Mezbur'da sakine zevcesi ben bunu Nazmiye diye okuyorum ama Nazmiye değilse arkadaşlar siz bunu düzeltin. Nazmiye Nam. Çok Nazmiye'ye de benzemiyor ama. Nazmiye Nam. İsme çok takılmıyorum. Hatun. Hatuna. Hatuna. Burayı arkadaşlar çıkartamadım. Ne olur siz buraya bir yorum yapın.
intikal. Bu dahi varuf, mevrusu mezburun metrukatından hisseyi irsiyesini talep eyledik de nice dürlü nice dürlü irtizar-ı vahiye ile zimmetinde zimmetinde terk sanki arkadaşlar bu. Zimmetinde terk olduğunu ispat edip bunun sanki ama arkadaşlar ben burayı çıkartamadım. Yine kazai mezburda ben burayı çıkartamadım ama biri diyorum. Şeyh Mehmet ve karındaşı Ali namiki mesneler zimmetlerinde malumul miktar malı olduğun ba'del mürafaa şer'an sabit ve hüküm birle kıbeli şerden yani mahkemeden verilen hücceti şer'iye mucebince ne kadar güzel yazmışlar mucebinceyi aman Allah'ım şuraya şunun güzelliğine bakın mucebince talep eyledik de mezkurlar bakar mısınız? Hilafı şurası arkadaşlar. Hilafı şer-i şerif. Mezkurlar hilafı şer-i şerif ve mugayiri hücceti şer'iyye. Vermekten taallül ve muhalefet ve gadr murat eylediğin bildirip hucceti şer'iyyesi mucebince şerle görülüp ne kadar güzel icrayı hak olunmak babında hükmü hümayun rica eylediği ecilden Hükmü Hümayun rica eylediği ecilden. Rica eylediği ecilden.
Mahallinde şerle, görüle, deyu yazılmıştır. Fi evasıtı Rebiülevvel sene 1161. Evet arkadaşlar, muhteşem bir ahkam defteriydi. Gördüğünüz gibi defterin adresi de burada. Lütfen kanalımıza yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar geçen derste, belki 2 yıl önceki bir derste Osmanlı Devleti'nin yazı stillerinden divani yazıyı okurken divani yazının Osmanlı Devleti'nin azametini, debdebesini, şaşasını gösterdiğini belirttiğim bir ifadeye bir arkadaşımız çok galiz bir ifade yazmış. Yani yorum yapalım ama yorumda da lütfen incitici olmamaya çalışalım. Haddimizi bilelim gibisinden, haddini bil gibisinden bir şey yazmış. Yani tabii ki biz haddimizi biliyoruz. Ne dediğimizi de biliyoruz ama lütfen yorum yaparken de incitmemeye özen gösterelim diyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.